Merhabalar sevgili Kova burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 24 Haziran haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan destek ve öngörümüzü alacağız. Şimdi sevgili kovalar, pazartesi ve salı günü Ay Kova burcunda ilerleyecek. Bizim de kendi burcumuzda olduğu için kendimizi daha rahat hissedebiliriz. Sevgili arkadaşlar, kendimizi ifade etmekte yani daha mantıksal hareket edeceğiz, daha sabit fikirli olacağız. Ay Kova burcunda rahat bir pozisyonda, rahat bir konumda değildir. Ama biz bu duruma alışık olduğumuz için kendimizi mantık ve duygusal açıdan daha iyi hissedebiliriz diyebilirim. Şans ve fırsatlar yakalayacağımız bir gün olabilir sevgili arkadaşlar. Özellikle de şehir dışı bağlantılı konularda şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatıyla ilgili bir durum söz konusu olabilir. İletişiminizin güçlü olabileceği zaman dilimi, yeni bir hobi edinme gibi durumlar söz konusu olabilir. Hatta geçmişte bıraktığınız eski sevgililerinizle alakalı geri bir dönüşüm gibi ya da onlarla alakalı bir durumun tekrar olması gibi, onlarla karşılaşmak gibi de bir durum söz konusu olabilir diyorum bazılarınız için ise. Biraz daha özgürlükçü enerjilerde olacağımız için daha böyle kendimizi rahat hissedeceğimiz, daha özgür olacağımız, bizimle aynı mantıkta olan kişilere daha böyle çekileceğimiz ve yeni bir flörte, yeni bir ilişkiye başlama gibi bir durum söz konusu olma ihtimali var diyebilirim sizler için. Çarşamba ve Perşembe günü daha çok finansal konulara yöneleceğiz. Özellikle de manevi duyguların da ağır bastığı bir durum var burada sevgili arkadaşlar. Sevdiğimiz insanlarla alakalı bir işbirliği yapmak, para kazanmak, işbirlikte içinde olmak, onlardan gelecek olan maddi destekler ya da bizim onlara vereceğimiz maddi destekler söz konusu gibi görünüyor. Daha çok ailevi konular, sevdiğimiz insanlarla alakalı para konularının gündemde olabileceği, maddi konuların gündemde olacağı, desteklerin gündemde olabileceği bir iki günde bizleri bekliyor diyebiliriz. Hafta sonu biraz daha yakın çevre ve kardeşlerle beraber zaman geçirmek isteyebiliriz. Onlarla iletişim içinde olabiliriz. Biraz daha seyahate çıkma, trafiğe çıkma gibi durumlar söz konusu olabilir. Trafikte zaman geçirebiliriz ama trafikte biraz hızlı durumlar söz konusu. Aceleci davranabilir, acele edebiliriz ve bundan dolayı sakarlıklara ve kazalara açık olabiliriz, tartışmalara açık olabiliriz trafikte. Bunlara da dikkat edin diyebilirim. Hızlı sürmek isteyebiliriz aracımızı ama buna da dikkat edin. Kazalara açık olabiliriz. Sevgili arkadaşlar, dikkat etmekte fayda var bu trafik konusunda diyebilirim. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda biraz da baş ağrıları çekme gibi de bir süreç bizleri bekliyor diyebiliriz. Evet, hafta sonu yakın çevre kardeşler ve seyahat üçgeninin dışında da aile arasında ya da sevdiğiniz insanla aranızda tekrar bir barışma, tekrar bir uzlaşma, tekrar bir görüşme. Yani bir ilişkiniz varsa yine bu ilişkiyle alakalı bir uzlaşmaya gitme gibi bir durum söz konusu gibi görünüyor. Halihazırda zaten ilişkinizde mutluysanız da bu mutluluğu perkinleştirmek isteyeceğiniz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Bazılarınız ise beraber çalıştığınız bir iş arkadaşınızla ilişkiye başlamak gibi de bir süreç olabilir. Arkadaşlıktan aşka doğru yönelen bir durumun da tetiklendiği bir enerji var. Bu tarz etkilerin de söz konusu olduğu bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz diyorum siz sevgili Kova burcu içinde. Aynı zamanda hafta sonu Satürn retrosu başlıyor. Satürn retrosu sizin finansal konularla ilgili gündeminizi tetikleyecek. Bu da finansal konularda biraz daha beklemeli duruma geçeceğinizi gösteriyor. Bir konu var, finansal konularla ilgili. Bir tamamlanma var ama bu tamamlanmaya gitmeden önce tekrar bir geri dönüş var. Yani sil başa geri dönme gibi bir durum olabilir. Biraz daha bekleyeceğiniz bir süreç var. Yani hem kariyer hayatınızla ilgili, çalışma ortamınızla ilgili, beraber iş yaptığınız kişilerle ilgili ve finansal konularla ilgili, para kazançlarınızla ilgili
bekleyişe geçeceğiniz bir durum var. Ya tam bitti derken bir şeylerin bitmedi, uzatmaya kaldı, askıya alındı, oluruna bırakıldı, tekrar bir denemenin olabileceği, biraz daha zamanının ihtiyacınız olabileceği, zamana ihtiyacınız olabileceği bir sürece geçiş yapıyor olabilirsiniz. Sevgili Kova burcu diyebilirim sizler için de. Pekala, tarot ne söyleyecek? 24 Haziran haftası Kova burcu diyoruz. 24 Haziran haftası Kova burcu. Sorumluluklar, görevler, sorumlulukları yerine getirmek, görevlerinizi yerine getirmek, sorumlulukların ağır gelmesi, çok fazla üzerinize sorumluluk yüklenmesi gibi durumlar söz konusu. Söz, nişan, düğün olayları, bir organizasyona, bir davete katılma gibi durumların söz konusu olması mümkün diyebilirim. Biraz böyle arzularınızın peşinden gitmek, biraz böyle zaaflarınızın peşinden gitmek, zaaflarınıza yenik düşmek, şeytana uymak gibi de bir durum söz konusu gibi görünüyor. Ya şey işte, arzularıma yenildim, zaaflarıma yenildim, şeytana uydum gibi enerjiler hakim gibi görünüyor. Duygusal bir durum söz konusu sevgili Kova burcu. Bir aşk var ve bu aşka başlamak gibi. Sanki tutkularınızın, arzularınızın, şehvetinizin esiri olmak ve birine bağlanmak, yani bu arzulardan dolayı, şehvetten dolayı birine karşı bir duygu hissetmek, bir aşka gelmek gibi süreçler söz konusu gibi görünüyor. Huzur geliyor sevgili arkadaşlar, yeni başlangıçlar var, yeniden aydınlanmalar söz konusu. Bolluğun, bereketin, huzurun, aydınlanmanın olabileceği bir hafta gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Geçmişle ilgili konuların tekrar gündeme gelmesi, geçmiş bir ilişkinin tekrar ortaya çıkması, geçmişte bırakamadığınız, geçmişte hala kaldığınız, enerjinizde, aklınızda, düşüncenizde hala bir kişiyi düşündüğünüz, o kişiyle ilgili gündemlerin söz konusu olması mümkün ve o kişiye tekrar dönmeniz, o kişinin tekrar size gelmesi gibi konuların mümkün olduğu görünüyor. Siz sevgili Kova burcu içinde. Biraz daha manevi konular geldi. Aşk konusu yoğun geldi tarotta. Evet, bir sorumluluk, bir görev. Artık bu ilişkinin sorumluluğunu almak, bu ilişkini üstlenmek, ilişkiyi bir seviye üste taşımak, ilişkiyi ciddiyete doğru adım atmak ve bu bağlı olduğunuz, kopamadığınız, enerjisinden kopamadığınız, arzusundan kopamadığınız, bu kişinin enerjisinden kopamadığınız durumla ilgili tekrar bir aşkın, tekrar duyguların alevlenmesi, tekrar bu duygunun ortaya çıkması ve bu duygunun tekrar, bu ilişkinin, bu kişiyle tekrar bir yeni başlangıcın olması. Geçmişteki bu kişiyi özlemek ve bu kişiyle yeni başlangıçlar yapmak, bu kişiye tekrar ya sizin geri dönmeniz ya da karşı tarafın geri dönmesiyle bu ilişkiyi tekrar canlandırmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz diyebilirim sevgili Kova burcu sizler için. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere söyleyeceklerim böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.